billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve bihi nestaîn. Sallu ala rasulina Muhammed. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Saygıdeğer gönül dostları, ilim sevdalıları, kardeşlerim, sohbetimize başlamadan hemen Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz ki cümlemize, aile bireylerimize, çoluğumuza, çocuğumuza hakkal yakın derecesinde güçlü bir iman, amel salih zenginliği ve güzel ahlakla mütehallik olarak iman, İslam ve ihsan dairesinde yaşayıp olgun müminlerden olabilmeyi Rabbim cümlemize nasip müyesser eylesin. Mevlana Celaleddin Rumi'nin rubailerindeki dörtlüğüyle sohbetimize başlayalım dedik. Ya Rab, beni bu alaycı nefsin elinde bırakma. Beni senden başkasıyla uzlaşmak zorunda bırakma. Ben nefsimin fitnesinden daima sana sığınırım. Ben seninim. Beni tekrar bana bırakma diyor Mevlana Celaleddin Rumi Kudüs'ü ruhu. Biz de bu duayla Rabbimize yakarışta bulunarak sohbetimize başlıyoruz ve amin diyoruz. Malum merhum Allah rahmet eylesin, ruhunu şad eylesin, Ömer Nasuhi Bilmen, Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış bu merhum alimimizin Muvazzah İlmi Kelam derslerinden, kitabından 10. metinde kalmıştık geçen oturumumuzda. 10. metini hatırlayalım. Zamanı saadet-i müteakip muhit-i İslam'da yüz gösteren bir takım dini ihtiyacata ve tahaddüs eden muhtelif iştihadat ve nazariyata binaen İslam uleması tarafından ulûm-i İslamiye tedvin edilmiştir dedi merhum. Yani asr-ı saadeti takip eden dönemde İslam coğrafyasında, İslam muhitinde, İslam'ın vatan topraklarında bir takım ihtiyaçlara binaen ve ortaya çıkan muhtelif içtihatlar, araştırmalar ve teorilere cevap vermek üzere birçok ilim dalları oluşturulmaya başlandı diyor Ömer Nasuhi Bilmen. Ve ulûm-u âliyeli İslami ilimleri iki cenaha ayırıyor, iki cephede mütalaa ediyor. Ulûm-u İslamiye iki nokta üst üste, Ulûm-u Âliye ve Âliye kısımlarına ayrılır diyor. Ve Ulûm-u Âliye-i İslamiye'yi şöyle tanımlıyor saygıdeğer gönül dostları. Kapsam alanına giren ilimler, kıraat, tefsir, hadis, kelam, fıkıh. Usulü fıkıh, hilafiyat, ahlak, tasavvuf vesairedir diyor. Yani yüce İslam ilimlerinin bu ilim dallarından müteşekkil olduğunun altını çiziyor. Ulûm-u Âliye-i İslamiye'den Ulûm-u Âliye'yi, yüce İslami ilimleri tahsile elde etmeye vesile olan Arap gramerinden olan sarf, nahiv, belagat vesaireden oluşur diyor. Ulûm-u İslamiye'yi tedvin hususunda ulema-i din pek büyük hizmetleri sevk etmiştir ulema-i dini. Alimlerimizin yüce İslami ilimleri oluşturma konusunda, müstakil dallarda İslami eserler yazmaları konusunda birçok hizmetleri öne geçmiştir, birçok hizmetleri oluşmuştur, bizlere sunmuştur alimlerimiz. Bu ilimlere dair pek çok kıymetli kitaplar da yazılmıştır, telif edilmiştir dedi. Ve şimdi izahına geçebiliriz saygıdeğer gönül dostlarım. Asr-ı saadette ulûm-u âliye-i İslamiye, yani buna ulûm-u şer'iye de diyoruz kısaca. Şer'i ilimler Müslümanlar arasında sadran an sadrin. Asr-ı saadet 13 yıl Mekke-i Mükerreme'de, 10 yıl Medine-i Münevvere'de, toplam 23 yıl yaklaşık olarak kalplerden, sadırlardan sadırlara İslami ilimler, şeriatın ilimleri aktarıldı, nakil edildi ve rivayet olunuyordu. Yazıya geçmemişti. Kalpten kalbe, dil kalbin tercümanı olarak aktarılıyordu.
Bilahare diyor Ömer Nasuhi Bilmen merhum, İslam'ın yönetimi geniş alanlara, geniş coğrafyalara, geniş beldelere yayıldıkça ve Müslümanların efradı, fertleri, bireyleri çoğaldıkça, tekessür edince ne oldu? Bu ilim, bu ulu, bu ilim dalları satırlardan satırlara nakledilmiş oldu. İhtiyaç oldu. Artık herkes birbirleriyle görüşüyordu. Asr-ı Saadet'te Mekke, Medine o bölgeydi. Daha sonra Küfe, Basra ve Erivan'a kadar Hazreti Osman radıyallahu anh döneminde Azerbaycan fetholundu. İslam coğrafyaları genişledi. Müslümanlar çoğaldı. O zaman bu bilgiler göğüsten göğüse, dilden dile aktarılmada yeterli olmamaya başladı. Daha sonra ne oldu? Sadırlardaki, göğüslerdeki mevcut bulunan bu ilim, kalplerde mevcut bulunan, oluşan bu ilim satırlara, kağıtlara dökülerek ne yapmış oldu? Diğer İslam beldelerine, diğer İslam coğrafyalarına nakledilmiş oldu, aktarılmış oldu ve bu surette birçok ilimler tedvin olunmuştur. Bir kısmı berbeçi atidir. Bu ilim dallarını Ömer Nasuhi Bilmen bizimle paylaşıyor. 17 Haziran 2020 Çarşamba günü biz bu sohbeti yapıyoruz. Her bir din görevlimiz, imam, el-imam, camide önde, uydum imama diyoruz cemaatimiz değil mi? Önder, caminin dışında el-imam, önder, o topluma yön verecek. O topluma yön veren, ışık tutan imamımızın, din görevlimizin, ki Allah dini zaten yaşatır, görevlendirir, melekleriyle de destekler. Elbette müstakil bir din görevlisinden ziyade din gönüllüsüne ihtiyaç vardır. Dolayısıyla bir din gönüllüsünün mücehhez olması gereken ilimleri biz burada paylaşıyoruz. Din görevlilerimize belki de bir yönüyle ışık tutmaya çalışıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız da MBSTS, Mesleki Bilgi Seviye Tespit Sınavları açıyor. Oralarda bu bilgileri istiyor, yokluyor. Din görevlimizin bilgisiyle öne geçebileceğini, yurt dışı din hizmetlerinde, hac hizmetlerinde ve bulunduğu yerde gençlik koordinatörlüğünde ve manevi rehberlikte, hastane rehberliğinde topluma yön vermede din görevlimizin ilimle mücehhez olması durumunda daha etkin, aktif, cevval olacağını düşünüyoruz. Bu sohbetimiz elbette öncelikli olarak din görevlilerimiz İmam Hatip Lisesi nesline, hafızlık müessesesinde yetişmekte olan gençlerimize yönelik bir yatırımdır diye düşünüyoruz. Merhum Ömer Nasuhi Bilmen, Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun, bize bu ilimleri ortaya koymuş. Biz de bunların tercümanı oluyoruz, aktarıcısı oluyoruz sosyal medyada. Din görevlilerimize umarım faydalı olur. Çaba bizden, gayret bizden, yardım, inayet, hidayet Allah'tandır. Bir kere ilmi kıraata ihtiyaç var. Neden? Kur'an-ı Kerim'in ilmi kıraat nedir? Kur'an-ı Kerim'in bazı kelimat-ı şerifesi birkaç veçiyle okunabilir. Malum halileriniz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en baki, en kalıcı, en yüce mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Ve Kur'an-ı Kerim de lafzıyla ve manasıyla mucizedir. Lafzının okunmasında birkaç vecihi vardır. Bu vecihlerden 7 tanesi, 7 vecih, 7 kıraat vecihi Risalet Me'ab Efendimiz Hazretlerinden, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek fem-i saadetlerinden ashab-ı kirama aktarılmıştır. 7 vecih ile okunmuştur. Tevatüren de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde duyan ashab-ı kiram yalan üzere birleştirmeleri mümkün olmayacak derecede kalabalık bir ashab-ı kiram heyeti tarafından naklolunmuştur. Bunlara kıraat-ı seb'a deniliyor. Diyanet İşleri Başkanlığımızın Haseki Eğitim Merkezlerinde kıraat-ı aşere bölümleri var. Kısa süreli 6 aylık kıraat-ı aşere kursları var. Kıraat-ı seb'a öğretiliyor orada. Bu kıraatlere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den 7 sahih senet ile menkuldür. Sahih bir senetle nakledilmiştir. Ve 3 kıraat tarzı daha ilave olunmuş. Toplamına 7 artı 3 kıraat-ı aşere adı verilmiştir, tesmiye edilmiştir. Bunlardan başka vücuhu kıraat vardır ki bunlar birer muteber silsile ile Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kesbi ittisal etmediğinden yani
geçerli bir silsileyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme varıp dayandırılamadığından garip, şaz kıraatlar adıyla anılmıştır. İşte saygıdeğer gönül dostları kelimat-ı Kur'aniye'yi vücuh-u kıraatine, kıraat vücuhlarına, tarz-ı edasına, okunuş tarzına, eda ediliş tarzına ve bu vecihlerden hangilerinin muteber olup hangilerinin muteber olmadığına dair ilmi kıraat namıyla mühim bir ilim oluşturulmuş, tedvin edilmiş diyor Ömer Nasuhi Hürme. Ve bu ilme dair birçok ilmi kıraat, Kur'an-ı Kerim tarihi, Kur'an-ı Kerim'in okunuş vücuhlarına ilişkin özellikle İbnül Cezeri rahmetullahi aleyh'in yazdığı eserler var. Birçok kitaplar yazılmış. Ama burada Ömer Nasuhi bilmem merhum bizimle paylaştığı alimimiz İmam Şatibi'dir. İmam Şatibi'nin meşhur manzumesi de ilmi kıraata. Kıraat-ı Seb'a ve Kıraat-ı Aşara'ya dair manzume tarzında, şiir tarzında yazdığı eseri bizimle paylaşıyor. Demek ki bir din görevlimiz, diyanet görevlisi olarak ilmi kıraata ihtiyacımız var, muhtacız. Mesleğimizi icra edebilmemiz için evvel emirde Kur'an-ı Kerim'in öncelik hakkı var. İlmi kıraati tahsil etmeye ihtiyacımız var. İkinci sıra da oluşan ilimlerden birisi ilmi tefsir. Saygıdeğer gönül dostları, ashab-ı kiram hazıratı Kur'an ayetlerinin manalarını, nüktelerini ve mezayasını, yüksek meziyetlerini, nasihini ve mensubunu, esbab-ı nüzulünü pek güzel biliyorlardı. Pek güzel biliyorlardı çünkü 13 yıl Mekke'de, 10 yıl Medine'de Kur'an'ın nüzulüne şahit olan örnek nesildi onlar. İlk nesildi. İlk elden, ilk dilden bu ilmi almışlardı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Cebrail aleyhisselamın vahiy indirişine şahit olan nesildi. Bilmedikleri mesele olursa da ne yapıyordu ashab-ı kiram? Onu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ediyor, soruyor. Ya Resulallah, bu ayetin manası nedir, nasıl anlamalıyız diye soruyor, öğreniyor. Bu babdaki malumatlarını, aldıkları bilgiyi sair Müslümanlara şifaen, dilden nakil ediyorlardı ve rivayet ediyorlardı, aktarıyorlardı. Onların özellikleri, güzellikleri, meziyetleri buydu. Fakat saygılar gören dostlar, bilahare bu âli zatların, bu yüce sahabi efendilerimizin sayıları azalmaya başladı. Her biri irci'i emrine evet dediler, bu dünyadan beka alemine göç ettiler. Göç ettikçe de ashab-ı kiramın vahyin nüzulüne şahitlik yapan ashab-ı kiramın sayılarının azalmaya başlamasından dolayı hakaiki Kur'aniyenin tahriren şerh ve izahına, Kur'an hakikatlerinin, Kur'an ayetlerindeki gerçeklerin izah edilmesine, şerh edilmesine ihtiyaç duyulmuştur. İhtiyaç hissedilmiş. Ve bu ihtiyaç sayesiyle, bu ihtiyaçtan dolayı ne olmuştur? İlmi tefsir vücuda gelmiştir. Tedvin olunarak bu ilme dair, tefsir ilmine dair birçok kitaplar yazılmıştır. Saygıdeğer gönül dostları, ilim sevdalıları, hadis sohbetlerimizde de hani sizlerle paylaşmaya çalıştığımız gibi havzadan havzaya selam olsun, ilmin üstünlüğü babındaki hadis-i şerifleri sizlerle paylaştık. İlim sevdalıları diye size hitap ediyoruz. Çünkü ilmin üstünlüğüne dayalı birçok hadis-i şerif ve ayet-i kerimeyi sizlerle mütalaa ettik. İlk tefsire ait ilk yazılan kitap Hicri 103'te vefat etmiş olan Mücahid İbni Cübeyr Hazretleri'dir rahmetullahi aleyh. İlk tefsir kitabı budur. Din görevlisi arkadaşlarımızın da girecekleri sınavlarda bu tür sorular sorulabilir. Her şeyin ilkleri önemlidir. Tefsir ilmine dair yazılan ilk eserde Hicret'in 103. yılında vefat eden Mücahid İbni Cübeyr'in eseridir. Daha sonra Mefatihul Gayb, Elvarut Tenzil tefsirleri yazıldı. Ebu Suud Hazretlerine ait. Ruhul Maani meşhur, muteber
tefsir kitaplarımız arasında örneklendiriyor. Merhum müellifimizin tefsir tarihine dair, Ömer Nasuhi Bilmen'in tefsir tarihi 1 ve 2 ciltlik eserleri de vardır. O geniş bilgileri oraya bırakarak bu kadarlık bilgiyi veriyor. Profesör Doktor İsmail Cerrahoğlu'nun da tefsir tarihi 1, 2 diye kitapları vardır. Onun geniş eserleri oralardan dinleyenlerimiz, takipçilerimiz edinebilir. Şimdi üçüncü ilim dalına geçebiliriz. İlmi hadis. Saygıdeğer gönül dostları, Kur'an'ımızın latif manalarını layıkı ve çile anlatmak için çok kere Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Sünen-i Seniyyelerine müracaat lüzumludur, diyor Ömer Nasuhi Bilmen. İzahının ilk paragrafında. Kur'an-ı Azimüşşan evvel emirde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiştir. O muhatap olmuştur, o anlamıştır, ashab-ı kirama Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz aktarmıştır. Dolayısıyla Kur'an'ımızı anlayabilmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, onun sünnetine, onun hadislerine müracaat kaçınılmazdır, zorunludur. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sözlerine biz ne diyoruz saygıdeğer günün dostları? Sünnet-i kavliye, mübarek fiillerine, uygulamalarına, fiillerine sünnet-i feiliye, ümmetinden sadır olup, ümmetinden gördüğü bir kavli veya fiili işi, eylemi, ameli inkar etmeyerek, bunu sen niye yaptın, bu uygun değildi demedi, şükut buyurdularsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu da sünnettir, buna da sünnet-i takririye diyoruz. Ve bunlara bilhassa akvali nebeviyeye, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ağzından, temisaletlerinden çıkmış olan o hadis-i şeriflere, hadis-i şerifeye hadis ismi veriliyor. Yani hadis deyince akvali süneniye ilk akla gelir. Ama fiili süneniye, takriri süneniye de tabi bunun içinde var. Süneni nebeviye edille-i şer'iyeden bir asıldır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti şer'i delillerin kökünden, aslından birisidir. Ahkam-ı diniyemizin menabi-i aliyesinden biridir, diyor. Cümlelerdeki asaleti görüyor musunuz saygıdeğer gönül dostlar? İşte alimlik budur. Ha, biz bunu anlıyoruz, anlayamıyoruz, o ayrı bir mesele. Ama anlamaya çalışmalıyız. Bir asalet var cümlenin gelişinde. Ne diyor? Dinimizin hükümlerinin yüce kaynaklarından birisidir. Menavi aliyesinden birisidir. Ali, yüce. Din yücedir. Allah'ın gönderdiği bir müessesedir. Dinin o yüce kaynaklarından birisi, diyor Ömer Nasuhi Bilmen, dinimizin ahkamından birisi sünnettir. Binaenaleyh Ashab-ı Kiram Hazreti Sünen Nebevi'yi kemali itina ile hıfzetmiştir. Cevhalı ile, büyük bir itinayla, büyük bir özen gösteren, benim sevgilimin sözü bu, benim Resulümün sözü, dinimin kaynağı diye gözünün bebeği gibi korumuştur, hıfz etmiştir, ezberlemiştir, dert edilmiştir kendisine, hafızasına, sadırlarına yazmıştır o hadisleri. Ve bunları ne yapmıştır ashab-ı kiram? Tabiine nakil ve rivayet eylemiştir. Ezberledim, bu bana yeter dememiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vasiyetini, hadis sohbetlerimizden de geçti. Bizden kim bir hadis öğrenir, hıfzeder, bunu başkalarına aktarırsa Allah yüzünü ak etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayır dualarına mazhar olmak için tabi'in nesline bu ilmi, bu emaneti, bu mirası gözünün bebeği gibi koruyarak aktarmıştır. İtinayla, titizlikle. Maaza, onunla beraber Memaliki İslamiye'nin İslam yönetiminin tevessülü üzerine, İslam coğrafyası genişledikçe, oralardaki yönetimler çoğaldıkça, bunun üzerine ashab-ı kiram Mekke'den, Mekke-i Mükerreme'den, Medine-i Münevvere'den o coğrafyalara dağılmıştır. Tıpkı Ebayübel Ensari Hazretleri'nin Medine-i Münevvere'den Konstantiniyye, o dönemin ismi, şimdi İstanbul'umuza gelip
orada vefat ettiği gibi dağılmıştır. Bunlardan birinin hafızasını tezyin eden, zihnini süsleyen bir hadisi şerife diğerleri ulaşamamış olabilirdi. Muttali olmamış olabilirdi. Ha, bu cihette bazen bir hadisi nebeviyeyi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisini kesb-i vukuf için, yani o hadise vakıf olmak için çaba ortaya koydular. Ve pek uzun yerlere kadar at sırtında, o çöl sıcaklarında, ah buyurun deve sırtında seyahatları seçtiler, göze aldılar 1000 kilometre yolu, 1500 kilometre yolu uçakla değil, helikopterle değil, otobüsle değil, deve sırtında göze alan zatlar bulunuyor. Hadisi şeriflerin bize geliş sürecini şu anda anlamaya çalışıyoruz. Bilahare, daha sonra muhaddisin denilme, otoriteler grubu oluştu. Kimdir bunlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini alan, araştıran, koruyan, yazan, hıfzeden bir kısım İslam uleması, ehadisi nebeviyeyi müteselsil bir zincire, zincir gibi silsileye uygun bir şekilde, muntazam bir isnat ile o ondan, o ondan diye alanesiyle cem ettiler. Hadisleri topladılar ve tertibe çalıştırdılar. Baplara koyarak yazdılar onu, kitaplara koydular ve İslamiyet'e çok büyük hizmetlerde bulundular. Allah onlardan hepsinden razı olsun, ruhlarını şad eylesin. Ki bu mesai ortaya koydular, bu teri döktüler, bu canhıraş eserleri ortaya koydular, bize ışık tuttular, görevlerini yaptılar, bize bir hizmet sundular. Bize düşen şimdi o eserleri okuyup anlamak, istifade etmektir. Hadisi inkar etmek değildir. Doğrusu muhaddisin-i kiramın bu husustaki hizmetleri, ortaya koydukları çabalar gerçekten cidden hayret vericidir. İnsanı hayretler içerisinde bırakan cehd-i gayrettir orada duran. Bunu anlamak lazım. Bu muhteşem zatlar, saygıdeğer günün dostları, ahadis-i nebeviyenin lafızlarını aynen zapt etmeye çalıştılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydukları şekilde hafızalarına kaydettiler, oradan kitaplara aktardılar, hadisleri yazdılar. Peki onunla yetindi mi? Hayır. Bu hadisler ne manaya geliyor diye şerh ettiler. Bize anladıkları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada şunu anlatmak istiyor diye manalarını şerh ettiler. Esbab-ı vurudunu beyan ettiler. Ayetlerin esbab-ı nüzulü olur, hadislerin esbab-ı vurudu olur. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o hadisi hangi ortamda, hangi sual üzerine, hangi olay üzerine buyurdular, bu ortamı bize aktardılar. Buna esbab-ı vurud diyor. Bunu da beyan ettiler. Kalmadı, ravilerin teracümü ahvalini, bu hadisler bize hangi ravilerden geliyor? Onların hayatlarını masaya yatırdılar. Hayatlarında nasıl bir çizgi üzere, nasıl bir istikamet üzere yaşadı bu raviler? Nasıl birisi? Bana Peygamberimin sallallahu aleyhi ve sellem hadisini aktarıyor. Durumu nasıl? Meçhul bir yönü var mı? Karanlık bir noktası var mı? Ravilerin teracümü ahvalini pek mükemmel bir suretle tetkik ettiler. Peki başka ne yaptılar muhaddisler, hadis otoriteler, alimlerimiz? Ravilerin ilim ve fakahat derecesini, ilmi ne kadar bu ravinin, anlayışı ne kadar, şimdiki tabirle IQ'su ne kadar, zekası ne kadar, bu hadisi bize aktarmış olabilecek ilmi altyapısı var mı, zeka altyapısı var mı, bunu araştırdılar. Çünkü hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü, o hadis dinin bir kökü, aslını teşkil edecek. Sıradan galet daim bir ravi onu aktaramaz, aktarmamalı diye incelediler, sırt dokundular tabiri caizse. Hıfz ve zapt suretini ele aldılar. Hafıza nasıl? Zaptı nasıl? Bu duyduğunu unutan birisi mi? Yoksa hafızasından nakşeden birisi mi?
Orta yaştayken hafızası güçlüydü, ileri yaşlarda hafızası zayıfladı, bunu da zapt ettiler. O zaman şu yaştan sonraki rivayetini biz dikkatle karşılarız da dediler. Yani hadislerin bize gelişi böyle çabalardan, böyle evrelerden, devrelerden geçti saygıdeğer gönül dostları. Hıfz ve zapt suretini de ele aldılar ravilerin. Başka? Adalet mertebesini, zamanı saadete kurbiyet ve buğdiyetini nazara aldılar. Yani hayatında hasenatı, seyyiatına galip mi bunun, bu ravinin? Adalet üzere yaşadı mı? Hakkaniyet üzere yaşadı mı? Asr-ı saadete yakınlığı ne kadar? Asr-ı saadetten sonraki asırlarda mı yaşadı? Uzaklığı ne kadar? Onu dahi ölçtüler. Herhangi bir rivayeti almadılar. Bu şartlara uyuyor mu? Kim bize bu hadisi veriyor? Onu incelemeyi bir görev atfettiler. Ve hadis-i şerifeyi ona göre, bu kriterlere göre tasnif ettiler. Bağlara aldılar, kayıtlara geçirdiler. Sellem aleyhisselam herkes ben duydu hadisi, uydurma hadisi yok öyle bir şey. Nerede alacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten uyarıyor. Kim benim söylemediğimi söyledi derse o cehennemdeki yerini hazırlasın. 62 tane yaklaşık sahabe-i kiram mütevatir bir hadis. O ne demektir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben size bir görev veriyorum. Dikkat edin. O görevi de almıştır ulema. Ona göre o görevi hakkıyla yerine getirmiştir. Hadis-i şeriflerin sahihini sakiminden ayırmasını bilmiştir. O bu görevi yapmıştır. Bize düşen şimdi o sahih hadisleri anlayıp hayatımıza bir izinle uygulamaktır. Hadisi inkar etmek değildir. İşte bunda vesendane sayı ve gayret sayesinde hangi ilimler oluştu sayıdır Yunan dostlar? İlmi hadisten şu ilimler oluştu. İlmu rivayetil hadis. Hadislerin rivayet ilmi. Bu bapta kitaplar yazıldı. İlmu dirayetil hadis. Dirayet cihetiyle hadisi, akıl yönüyle hadisi anlamaya yönelik eserler. İlmu tabakatil muhaddisin. Hadisleri rivayet eden ravilerin tabakalarını, hayat tercümelerini, otobiyografilerini yazan müstakil cilt cilt kitaplar da yazıldı. Ha, vesaire namlarıyla birçok ilimler vücuda gelmiştir. Peygamber Efendimiz'in sahih hadisleri bu şekilde taayyun etmiştir. Gözler önüne bu şekilde konmuştur. Diyor Ömer Resulü'nün. Hadis-i Nebeviye'yi en evvel tedvin eden zat İbn-i Şihab-ı Zuhri Hazretleri'den diyor. İlk tedvini yapan İbn-i Şihab. Badehu, ondan sonra ilmi hadise dair birçok kitaplar yazıldı. Hususuyla 3. asırda saygılar gönül dostları yetişen muhaddisin-i kiram ilmi hadisi pek güzel tehzip ve tanzim etmiştir. 3. asır çok önemli. Oradaki yetişen alimlerimiz, muhaddislerimiz en güzel bir şekilde aldılar, süslediler, tanzim ettiler ve pek muteber kitapları yazdılar, bize bıraktılar, telif etmişler. Bunlar arasında kim var? İmam Muhammed Buhari, rahmetullahi aleyhim. Sahih Buhari namındaki kitabı ve İmam Müslimi'nin El-Cami'u-Sahih adlı eseri son derece kabul-u ammeye mazhar olmuştur. İmam Buhari'nin sahihi, İmam Müslimi'nin cami-ü sahihi daha sonra Hicri 3. asırdan günümüze kadar İslam ümmeti tarafından genel kabul görmüştür. Baş tacı edilmiştir. Göğüslere basılmış, baş tacı başların üzerinde taşınmış. Bu hadisler sahihtir diye kabul edilmiştir. Genel kabul-ü âmmeye mazhar olmuş bir kıymetli eserlerdendir. O iki kitaba sahihayn deniliyor diyor Ömer Nasuhi'nin. Başka sahih hadis kitapları neler? Sünen-i Ebi Davud, Sünen-i Tirmizi, Sünen-i Nesai, Sünen-i İbn-i Mace dediğimiz en muteber hadis kitaplarındandır. Sahihayn ile bu 4 kitaba kütüb-ü sitte denilir diyor. Hemen burada sohbetimizi tamamlarken Mevlana Celaleddin Rumi gibi rubaisinde dediği gibi Rabbimize yakarışta bulunuruz. Seni anmadan neye gönül bağladıysam tövbe, seni zikretmeden nerede oturduysam tövbe, huzurunda 100 kere tövbemi bozdum, sonra bu 100 kere bozdum.
tövbeye de tövbe diyor Mevlana Celaleddin Rumi. Hemen Rabbim cümlemize intibahlar nasip eylesin, tevfikini refik eylesin. Hakka hak bilip hakka ittiba edebilmeyi, batılda batıl bilip batıldan şiddetle içtinab edebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Dinlediğiniz için, takip ettiğiniz için çok ama çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sünnet-i Seniyye'nin nurlarıyla dolun. Sünnet ve Kur'an yolunda daim ve kaim olun diyoruz saygıdeğer gönül dostlar. Allah yar ve muin olsun. Sağ olun.